Türkiye'ye dönme kararı aldığımda da Fenerbahçe'den çok ciddi bir teklif vardı bana. O yüzden sanki Galatasaray ile Emre'yken herkes öyle bildiğinde Fenerbahçe imzatı, Fenerbahçe ile Emre olma süreci biraz daha zordu. Peki Arda, sen Galatasaray'da oynadın. Bir demecini okudum. Ben Kadıköy'e bir tek deplasmana giderim gibi bir demeç. Doğru mu bu? Yani bu o zamanlar tabii o zamanlar şey olarak tabii çok, ben küçüklükten beri çok fanatik Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a sevgim sonsuz. Ben çünkü Galatasaray takımımı çok seviyorum. Umarım da hep söylediğim bir şey var. Kariyerimi Galatasaray'da bitiririm. Evet. Yani bir o zamanların bir latifesiydi. Hem arkadaşlarımız arasında da konuştuğumuz. Yani ben ki Fenerbahçe camiasına çok fazla saygım vardır. Çok yakın dostlarım Fenerbahçeli. İnsanlar hatta bunu zaman zaman beni çok fazla da eleştirmişlerdir ama ben insanların ne dediği umurumda değil. Ben kendimin ne olduğunu, ne yaptığımı biliyorum. Bu tabii ki profesyonel futbolcularız ama duygularla yaşayan, daha fazla duygularla yaşayan bir isim. Kariyerde insanın ne olacağı belli olmaz ama ben futbolu Galatasaray formasıyla bırakmak istediğimi her zaman söyledim. Ama bunların hayırlısı nasip diyorum. Tercihler konusunda benim saygım sonsuz ama aynı tercihleri yapmayabiliriz. Ama benim idol olarak aldığım insan hep Emre abiydi hayatım boyunca. Yani Emre abiye ben maçta giydiği kramponları bile söylüyorum, hangi kramponları giydiğini. Çünkü o oynarken ben top topluyorum. Ama şöyle bir şey var, tercihler konusunda farklılıklar olabilir. Gayet. Yanlış anlamadım, tercih anlamında değil. Belki de yani yıllar içinde bir değişiyor mu bazı şeyler? Değişir mi mesela? Sen böyle düşünüyor muydun Arda? Ya benim de kendime göre düşüncelerim vardı. Yani 32 yaşına geldiğimde aslında biz futbolu bıraktığımızda 35-36 yaşında oluyoruz. 35-36 yaşında bir erkek herhalde daha hayatta her şeyi tecrübe etmiş olmaz işin gerçeğinde, değil mi? Yani ben de öyle düşünüyorum. Geçmişte 20 yaşındayken bir açıklama yapıyordum. Yedikoy'da Muhit'ten bir arkadaşım bana bir şey söylüyordu. Onu kulağıma doldurup bir basın açıklamasında onu söylüyordum. Mesela Galatasaray'dan ayrıldığımda demiştim ki ben sağlıklı hayat için spor yapmıyorum, para kazanmam lazım. Yani şimdi bir basın toplantısı yapıyorsunuz, 3-4 tane iletişimciyle beraber açıklama yapıyorsunuz. Yani demek istediğim, çok şey değişiyor hayatta. Yani bir anda bir şey söylüyorsunuz, ondan sonra ya bunu söylemeye ne gerek vardı? Hayat çünkü önünüze başka şeyler getiriyor ve hayatın gerçeğinin o söylediklerinizle sınırlı olmadığını öğreniyorsunuz. Ben onunla yaşadım. 20'li yaşlardasınız, kanınız kaynıyor. Kaç yaşındasın? Şimdi 25 yaşındayım. Yani bir taraf bir camia mensubusunuz, ordunun içinden gelmişsiniz. Yani bunlar tabii normal şeyler ama tabii demeçleri çok daha dikkatli, çok daha fair play uğruna vermek lazım. İnsanlara örnek olacak şekilde yapmak lazım. Bizler de bu anlamda çok fazla hata yapıyoruz. Ben Emre abiden daha fazla hata yapmış olabilirim çünkü ben dediğim gibi bir tarafa çok fazla, yani Galatasaray tarafına çok fazla yakın olduğum için, o camianın mensubu olduğum için, ama bunlar tabii daha dikkatli olmak lazım. Barış adına, dostluk adına, ileriye taşımak adına. İçeride Galatasaray Fenerbahçe derbi, evet çok güzel, bunun keyfini yaşayalım, sonuna kadar birbirimizle mecazi anlamda didişelim de, ama yurt dışına çıktığımızda bunları artık unutalım. Hatta biraz önce Emre abi de bir şey demişti, hayal kırıklıklarıyla ilgili, yani çıktığınız zaman. Yani Jim Carrey'nin bir sözü var, geçen gün beraber okumuştuk. Yani keşke bütün insanlar şöhretli ve paralı olsalardı da gerçekten aranılan şeyin bu olmadığını görselerdi. Yani biz ikimiz de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani bunun gerçek hayat olmadığını biliyoruz. Biz elimizden geldiği kadar hem ülkemize hem de giydiğimiz formalara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben dediğim gibi onun tercihine saygı duyuyorum. O da benim tercihlerime saygı duyuyor. Ama amaç ülkeyi ileriye taşımak. Yani siz Cüneyt Özdemir olarak, bir gazeteci olarak ülkeyi ileriye taşımak nasıl istiyorsanız, biz de Emre Belezoğlu ve Arda Turan olarak burada en iyi şekilde temsil edip, birer camia mensubu olsak ilk önce ülkemizi düşünerek en ileriye taşımaya çalışıyoruz. Ki içerideki derbilerde sonuna kadar devam edelim, sonuna kadar başarı edelim. Ama bir Avrupa maçı kazandığımız zaman veya Avrupa'da bir şeyler başardığımız zamanki hazzı, keyfi hiçbir yerde alamayız. Hiçbir yerde onun reklamını, hiçbir yerde onun ileriye taşınmasını bulamayız. Tam geldiğimiz nokta milli takım.